bu gece öyle bir gece ki Kur'an bu geceye gelmiş ve bu geceyi 1000 aydan daha faziletli ve ömre bir ömre değer kılmış. Biz de Kur'an'ı hayatımıza indirmeye başlama iradesini ortaya koyarak yeni bir ömür, yeni bir milat, yeni bir başlangıç demeliyiz adeta bu gece. Ve bu geceyi, bu iradeyi kazanarak tamamlayıp sabahına, fecre öyle çıkmalıyız. Yani zararın neresinden dönülürse kârdır. Bu gece kulluğumuzun bir gereği olarak mümkün mertebe her bir kardeşimiz camiye, cemaate iştirak etmeli. Yani bu mübarek gecelerde yatsı namazlarını, hatta sabah namazını cemaatle kılmanın faziletine dair birçok rivayet vardır. Bundan istifade edebilmek için bu gece kardeşlerimizle beraber omuz omuza gelmeye özel bir önem göstermeliyiz. İkincisi, bu gece Kur'an gecesi. Evet. Mutlaka elimize Kur'an'ı almalıyız. Kur'an'a bakmalıyız. Kur'an'la zaman geçirmeliyiz. Kur'an'ı okumaya çalışmalıyız. Evet, birincisi dediniz, cemaate bu gece mutlaka iştirak edelim. Teravih namazlarımızı kılalım. Sabah namazımızı da camide kılalım. Mümkün mertebe camide kılalım. Ardından Kur'an'la zaman geçirelim. Ben, her zaman olduğu gibi diyelim sabah namazı için. Her zaman olduğu gibi. Kur'an'la alakalı şunu söyleyeyim. Bugüne kadar ihmali olan kardeşlerimiz bile eline Kur'an'ı alsınlar istiyorum bu gece. Tavsiye ediyorum. Eyvallah. Yani bugüne kadar belki sana bakamadım. Belki sana elimi sana el değdiremedim, elime almadım. Göz değdiremedim. Gözüm değmedi. Evet. Senle zaman geçiremedim. Ama bugün pişmanlığımla geldim sana diyerek Kur'an'a dokunmalıdır herkes bu gece. Bunu yapmalıdır. Ve üçüncüsü tevbe, pişmanlık. Hepimiz şöyle bir kenara çekilip evimizde de olsa kendi iç alemimize yönelerek az önce ifade ettiğimiz gibi bizi yüzümüzü karartan yanlışlarımızdan ve hatalarımızdan dolayı bir tevbe istiğfar etmeli, pişmanlık duymalıyız. Nasıl tevbe edeceğimin sözü şeyi yok. Allah'ım beni affet demek en güzel Cenab-ı Allah'tan af ve mağfiret dileme ifadesi. Yani Rabbimiz bizden edebiyat yapmamızı beklemiyor. Aynen değil öyle mi hocam? Gönlümüzü dökmemizi istiyor Cenab-ı Allah. Ve bir diğer husus, bu gece bolca dua etmeliyiz. Bu gece dua gecesi. Ben şuradan hareketle duada dikkat etmemiz gereken bir hususu da dikkate sunarak açmış olayım. Hani bizim her namazımızın sonunda peygamberimizden sünnet olarak kalan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası olarak geçen Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Diyoruz ki biz namazın sonunda Rabbena gfirli, Rabbim beni bağışla. Ama beni bağışlaman yetmez. Veli valideyye, anne ve babamı da bağışla. Sadece beni ve anne babamı da bağışlaman yetmez Rabbim. Velil müminine yevme yekumul hisab. Hesap gününde bütün müminleri bağışla diye dua ediyoruz. Bu gece kendimizden başlayarak ailemize ve bütün müminlere ve bütün insanlığa dua etmemiz gereken özel bir zaman dilimidir. Bizim duamıza muhtaç olan, bizim el açmamıza, yalvarışımıza, yakarışımıza muhtaç olan, farklı sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan nice insanlar var ki, nice müminler var ki, işte onlar için dil dökme zamanıdır bu gece. Ve yine sadece müminler için değil, İslam'ın nuruyla, aydınlığıyla buluşmamış olan insanların buluşabilmesi, Kur'an kendisine gelmemiş olan insanların Kur'an'la buluşup hayatını anlamlandırması için bu gece dua etmeliyiz. Önce 2 rekat bir tövbe namazı kılmaları yönünde olur. Bir kimse günahından sonra Allah'a yönelip 2 rekat tövbe namazı kılarsa ona şahit eder diyor. 2 rekat tövbe namazında niyet ettim Allah'ım senin için tövbe namazı kılmaya der. 1. rekatta Fatiha'dan sonra Kafirun'u, 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas suresini okur. Sonra ellerini açar. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halakteni ve ana abduk. Rabbim beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Senden başka ilah yoktur. Beni bağışla. Ben sana verdiğim sözün ardınca durmaya çalışıyorum diye dua eder. Tövbesinden sonra varsa kaza namazları onlara Bismillah der. Ve daha önemli, varsa yaptığı büyük günahlar فَجْتَنِبُوا kabair, büyüklerden sakınacaksınız ki Allah küçüklerini örtsün. Günahlarına tövbe eder. Ama nasıl tövbe? Allah'ım
Bir daha yapmayacağım ya. Bir daha yapmayacağım. Öyle bir vazgeçiyorum ki. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki, nasuh tövbesi, bir daha dönmemecesine tövbe edin. Öyle bir tövbe edeceğiz ki, iblis gibi şeytan değil, Adem gibi adam olacağız. Yarın böyle yaparsak, Kur'an indiği geceyi 1000 aydan hayırlı kıldığı gibi, benim hayatımı da 83 yıla tekabül eden bir kurtuluşa sebebiyet verecektir. Teravih namazı 2 rekatta bir ya da 4 rekatta bir selam verilerek toplamda 20 rekat olarak kılınır. Teravih namazı şöyle kılınır. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya. Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama. Allahu Ekber. Subhanekallahumme ve bihamdik ve tebarek esmuk. Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya. Allahu Ekber. Subhanekallahumme ve bihamdik ve tebarek esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya. Allahu ekber. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Bir kişinin sevindiği veya sevindirici bir haber aldığı zaman Allah'a şükretmek maksadıyla kıldığı nafile bir namazdır. Niyet ettim Allah rızası için 2 rekat şükür namazı kılmaya. Allahu ekber. Subhanekallahumma ve bihamdik ve tebarak esmuk ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Hey cemaat, niyet edin fıtır bayram namazını kılmaya. 3'er ziyade tekbirleriyle uyun hazır olan imama. Niyet ettim Allah rızası için fıtır bayram namazını kılmaya. 3'er ziyade tekbirleriyle uyudum hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber.